Waiting Room Disabled'ymiş. Tamam. Komple ekranı paylaşıyorum. Tabii ki bunu değil. Tam başlıyoruz. Bir ilk olarak geçtiğimiz haftadan sorusu olan var mı? Bir onu sorarak başlayalım. Bu hafta da zaman sıkıntımız yok zaten. Tamam. Yani kimse bir şey yazmıyor. Ben devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi durdurup sorabilirsiniz. Chat'i de şu yan tarafa koydum. Yazarsanız görürüz. Geçtiğimiz haftadan biraz benim kafamı karıştıran ve unuttuğum biraz da daldığım işte 2-3 tane konu vardı. Bir onları size anlatarak başlayayım. Oradan sonra bu haftanın konularına döneceğiz. İlki şeydi, toplets vektörüydü. Toplets matrisiydi. Toplets matrisinin özelliğini bir şöyle yazdırayım, çalıştırayım da görün. Benim bir 1, 2, 3, 4 diye matrisim var. Bunun elemanlarını diagonallara yerleştiriyor. İlk eleman ana diagonale yerleşiyor. İkinci eleman hem şurada hem yan tarafındaki diagonallarda bulunuyor. Bu şekilde bir matris. Buna input olarak yani vektör vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu da bir şey vektör, kare matris. İsterseniz şöyle bir ekstra örnekle bunu bitirelim. Random integer'lar versin. 10'a kadar 5'e 4'e 4'lük bir matris yapalım. Biraz şey yaptım galiba. Şunu yazdım şimdi. Şöyle olması gerekiyor. Ha bu tamam. Şöyle verdiğimde şu benim random şeyim, integer vektörüm. İşte ana diagonalde 2 var. 8 yanlarındaki diagonallerde 4 ve 3 şeklinde gidiyor. Toplets matrisi bu. Aynı şekilde vektör input'u olan bir matris daha var. O da Van der Monde matrisi. Onu da şöyle çalıştırdığımda görüyoruz. Bu da şey yapıyor. Şimdi bu bizim, ben bunu en çarpı birlik yani kolon vektörü olarak ayarladım. 4 elemanı olan bir vektör. Bu şey yapıyor. Bütün elemanların en eksi birinci kuvvetini yani ne oluyor? Bu durumda üçüncü kuvvetini şeye yazıyor. Şuradaki diagonal değil kolona yazıyor. İşte n eksi 2 yani bu durumda 4 eksi 2'ler ikinci kuvvetini bu diagonala yazıyor. Birinci kuvvetini buraya ve sıfırıncı kuvvetini buraya yazacak şekilde oluşturuyor. Van der matrisi de bu. Bu da bir vektör inputuyla çalıştırılan matris. Atant 2 fonksiyonunu da unutmuştum. Onu da size şöyle açıklayayım. Burada bir değer vermiyoruz sadece şeye. Atant 2'ye. Mesela x ve y değerlerini veriyoruz. Yani işte bir üçgen olarak düşünürsek üçgenin karşıdaki ve komşudaki uzunlukları veriyoruz. Onları giriyoruz ve bu bize degree olarak bir şey döndürüyor. Şu 2D olacak. Şurada da çalıştırdığımda işte 1 bölü 2 degree de 63 derece gibi bir şeymiş. Bunu burada compute etmiş oldum. Geçtiğimiz haftadan eksik açıkladığım bunlar vardı. Ve geçtiğimiz haftadaki bilgilerin bir kısmını tekrardan kullanabilmek için telekomcular hatırlayacak. Telekom dersinde kullandığımız şeyi sıfırıncı deney dediğimiz deneyi size şimdi paylaşacağım. Şuradan gösteriyorum. Bu deneyde benim seçtiğim bazı sorular var. Bu seçtiğim soruları geçen hafta kullandığımız geçen hafta size anlattığım şeyleri göstererek pardon komutları kullanarak bunları çalıştıracağız. Bu dersin ilk kısmı oluyor. İkinci kısımda da şey olacak. Bazı grafik şeylerini, grafik çizdirme komutlarını, MATLAB'ın tool'larını size göstereceğim. Öyle devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak calculate işte şöyle bir ifade diyor. 8 bölü 3 bölü
İşte 2 bölü 4'ün karesi artı 5'in 3. kuvveti artı karekök içinde 7 bölü 8 çarpı 5 bölü 4. Bu şey dersinde anlattığım tool'u kullanacağım demoda. Diyor ki işte bunu yaz. İşte şurada 8 bölü 3, daha sonra bir bölü işlemiyle işte 2 bölü 4'ün karesi artı 5'in karesi vardı. Artı square root, hatırlıyorsunuz bu karekökü alma işlemi. Square root 7 bölü 8 çarpı 5 bölü 4. Şuradan bakalım, 7 bölü 8 çarpı 5 bölü 4. Bunu şu noktalı virgülü kaldırayım da. Hatta bir önce clear all ve clc diyeyim. Çalışmalarını temizleyeyim. Daha net görebilmek için. Buradan bunu çalıştıralım. 55.71 geliyor. İkinci soruda bu değeri hesaplayın ve yani bunun karekökünü alın ve bunu x değişkenine atayın diyor. Bunu da işte x eşittir square root parantez içinde tekrardan 8 bölü 3 bölü 2 bölü tekrar bir parantez 4'ün karesi artı orada 5'in küpü olacaktı. Onu yanlış yapmışım. Artı square root 7 bölü 8 çarpı 5 bölü 4 diye bir değeri x'e atıyoruz. 13.75. Şu şuraya gelip şunu da 3 yapalım. Square root ans diyelim. Aynı değer. Yani burada şöyle sıralı bir matematik işleminin compute edilmesi, yani çalıştırılması ve bunun bir değişkene atanması şurada da özetlendiği şekilde yapılıyor. Question 2 denen kısımda. Şurayı da düzelteyim. Daha sonra bunun karesini almamızı bizden istiyordu. Bunu da hatırlıyorsunuz. Bir değerin üstünü alma işlemini de ve bunu tekrardan x'e atayacağız. X eşittir x'i kare şeklinde yazabiliyoruz. Şuna x1 diyeyim de birkaç ayda daha kullanacağım. Eğer kare değil de bu 3 olacak olsaydı şöyle yapardık. Bu şekilde yapabilirdik. Dördüncü kuvveti için. Bazı işte toolbox'ı olmayan programlama dillerinde mesela C ilk öğrendiğimizde falan işte loop içinde falan bu üst alma işlemini yaptığımız zamanlar oluyordu. İşte zaten o çok basic bir şeydi. MATLAB genelde çoğu işlemlerin bir satırda yapılabileceği bir programlama dili. Bunu diğer ilerleyen sorularda göstereceğim. Bu da işte öyle bir aklınızda şey olarak kalsın. Özellikle işte öyle yani bir işlemi bir satırda yaptırabilme kısmı. Yeni bir şey, bir değişken tanımlayın. Y değişkeni ve buna şu değeri atayın diyor. Ve bunu x'e ekleyin. Çıkan değeri de z değişkenini atayın diyor. Y'ye gidelim. 10.9542'yi atadık. X'in karesini almamızı istemişti bir önceki soruda. Z eşittir x artı y ile iki değişkeni toplayıp z değişkenini atıyoruz. Buraya kadar c ile ortak giden şeyler. Bir vektör tanımlayın diyor. İşte x şu değerlere sahip. Ve onun karesini, element wise karesini alın diyor. X vektörünü geçtiğimiz hafta tanımlamıştım şöyle. Köşeli parantezle arada boşluk bırakarak tanımlıyoruz. Eksi 7, 8, 9. Eksi 6, 5, eksi 2. 1, 0. Vektör. Bunun mesela bir ilk olarak size'ına bakalım. Bu da bir işlemdi. Ona 1'e 10'luk bir satır vektörüyle uğraşıyoruz burada. Aranızda bir öneri vermek isteyen var mı? Nokta mesela işlemi hemen söyledim ya. Nokta ile ilgili bir şey vardı. Element wise işlemlerin.
Onun nasıl olduğunu hatırlayan var mı aranızda? Çete yazabilirsiniz. Yandan yazıyorsunuzdur. Şurada da gösteriyorum. Mesela eğer direkt x vektörünün karesini almaya çalışsaydınız bu x çarpı x anlamına geliyordu. Biri onluk bir matrisi, biri onluk bir matris aslında. Yani bu vektör olsa da biri onluk bir matris olarak da görülebilir. Biri onluk bir matrisi, biri onluk bir şey çarpamayız. Biri onsa ona birlik bir matrisi çarpılması gerekiyor. Yani o dimensionlarda bir vektörle çarpılması gerekiyor. O yüzden bu işlem efektif olarak yapılamıyor. Element wise işlem yapmak için, yani her elemanın kendi karesini almak için de şuradaki noktayı kullanıyoruz. Bu şekilde karesini alıyoruz. Alternatif olarak x nokta çarpı x ise de bunu compute edebilirdik, çalıştırabilirdik. Bir bakalım başka soru. Bir z vektörü oluşturun diyor. Saniye. Tamam. Z vektörü oluşturun diyor. Eksi birden 0,01'lik adımlarla 1'e gitsin. Bunu da bu şekilde oluşturuyoruz. Eksi birden değil, sıfırdanmış. Z'yi oluşturduk. T vektörü eksi birden 0,01'lik adımlarla eksi birden 1'e kadar giden bir matris oluşturmamız gerekiyor. İlk olarak şimdi şuradan şeye bakalım. Z'nin size'ına bakalım. 1'e 101'lik bir matris. Çünkü hem 0'ı sayıyor hem 1'i sayıyor. Ve aradaki elemanlar 99 tane. 101 eleman. Bu eksi 0'dan 1'e kadar gidiyor. Bizden istenen şey, bir saniye. Bazı arkadaşlar gelmiş. Arkadaşlara da bilgi vereyim. Telekom'un böyle gayri resmi bir deneyi vardır. Sıfırıncı deney. Bu deneyde biz çok basic MATLAB işlemlerini yaptırıyoruz ve bir genel bilgi kazanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada da geçtiğimiz hafta öğrendiğimiz şeylerin bir kısmını kullanarak o sorulardan seçtiklerimi yapacağız ve daha sonra grafik çizdirme konusuna devam edeceğiz. Bir 4-5 kişi gelmiş. Onlar da bir duysun diye. Diyor ki sadece z vektörünü kullanarak eksi birden 1'e 0,01'lik adımlarla giden bir vektör tanımlayın diyor. Burada bir auxiliary bir vektör tanımlayalım. Bu da işte bize bir şey olsun. Z'nin eksilisi olsun. Bir sıfırdan eksiye gitsin. Sıfır eksi bir çarpı z. Aux'u çizdirirsek 0,01'lik adımlarla sıfırdan 1'e kadar, eksi 1'e kadar gittiğini görüyoruz. Bize aslında eksi birden 1'e gidecek bir şey lazım. Sıfırdan 1'e giden kısmı z vektöründe elimizde var. Bize bir eksi birden sıfıra gidecek şey var. Sıfırdan eksi bire giden bir elimizde şey var. Bu sıfırdan eksi bire gideni eksi birden sıfıra gidecek şekilde dönüştürecek fonksiyonu hatırlayan var mı? Komut. Olmayabilir. Şöyle yapalım. Flip left to right. Bu şekilde yaptığımızda tekrar çizdirdiğimizde eksi birden 0,01'lik adımlarla sıfıra kadar gidiyor. Aux vektörü eksi birden sıfıra, z vektörü sıfırdan 1'e kadar gidiyor. Bu ikisini birleştirirsek ve ikisinde sıfır bir eleman sıfırı almazsak aslında istediğimiz şeyi vektörü oluşturabiliriz. Bir tekrardan şöyle yapıyorum. Size z diyorum. Ve şöyle bir z'yi çizdiriyorum. Bu 101 elemanlı şey, bir vektör. 101. eleman 1. Ve birinci eleman da 0.
O zaman ben şöyle yapabilirim. T, şurası aux. Devam da Z 2'den 101'e şeklinde yazarsak T ve T'yi çizdirirsek, hatta şöyle gideyim, plot T dersek, plotu sonra göstereceğim ama burada kolayıma geldiği için böyle yapıyorum. Eksi 1'den 1'e 200 artı, bir de şurada bir nokta daha var aslında, bir eleman daha görünmüyor şeyden. Eksi 1'den 1'e vektörü oluşturuyoruz 0'ı 2 kere saymadan. Buradan sonra şunu sonraki sorularda göstereceğim. Plotta falan sinüs falan, onları anlatacağım bir sonraki şeyde. O yüzden şimdi 7'ye geçiyoruz. Bir x1 vektörü tanımlayın demiş ve bu x1 vektöründe imajiner elemanlar var gördüğünüz gibi. Şurada bir tanımlayalım. x1 1, 5, eksi 7c, 8, 9c, eksi 6, 5, eksi 2, 1, 0 oluyor. X2'yi tanımlamamızı istemiş. 2c, 5, 6 değil, 7, eksi 8, 9, 6, 3, 21 eksi 4, 7. Size x1, size x2 dersek, ikisi de biri onluk vektörler. Bir x vektörünü x'ini toplayarak, iki vektör toplayarak hesaplayın diyor. X'e x1 artı x2'yi basıyoruz. Bunların boyutları aynı olduğu için toplama işlemi yapılabiliyor. Vektör domaininde olsalar da. Buradan sonra normunu hesaplayın denmiş. Frobenius norm. Muhtemelen siz daha normun ne olduğunu öğrenmediniz. Normu şöyle anlatabiliriz. Şurada Frobenius norm var. Mesela bir 10 elemanlı bir vektör var elimizde. Bir vektör veya array de diyebiliriz buna işte. Genelde ben metri vektör diyorum. Bu vektörün her elemanının karesi alınıyor. Şuradaki absolute değeri olmasa da olur. Çünkü kare, ama bu kompleks olduğu için absolute olması gerekiyor tabii. Karesi alınıyor. Her elemanın karesi alınmış elemanlar toplanıyor ve karekökü alınıyor. Bu norm hesabı. MATLAB'da Frobenius norm şeyiyle, komutuyla çalıştırılabiliyor. Norm x1 diyelim. Norm x diyelim. 30.52.87. Burada bir for loop'u yazarak bunu yapabiliriz. Bir for loop'u içinde şunları bir alayım şöyle. X ve x1 ve x2 değerlerim olsun. X eşittir x1 artı x2 idi. Bir sayaç belirliyorum. For k benim sayacım olsun. Birden, hatta şöyle diyelim, daha şeyli olsun. Pardon. N eşittir length x. Vektörümüzün eleman sayısını buluyor. Uzunluğunu buluyor ve oradan yapıyor. Eşittir birden n'e kadar. Bu durumda birer birer arttırıyor. Şu işlemi yaptır diyor. Nor x 2'ye kaydedecektik bunu. Eşittir 0 olsun. Norm x 2 artı x k, bunun absolute değerini alıyoruz, mutlak değerini ve karesini alıp topluyorduk. Şu toplama işlemini zaten C'den hatırlıyorsunuzdur toplandığını. Daha sonra karekökünü alma işlemi vardı. Burada da square root ile norm x 2 şey yapabiliriz. Şimdi bir kaydedelim. Norm
question kodunu verelim buna. Bir çalıştıralım. Norm x2 tekrardan yukarıdakiyle aynı değeri getiriyor. Frobenius normu yani. Böyle manuelde yazabiliriz. Az önce size şey demek istemiştim, demiştim. MATLAB'da çoğu işlemi aslında böyle bir loop'a sokmadan bir satırda yazabiliyoruz. Bunu da bir yapımını şurada göstermek istiyorum. Şöyle yapacağım. Norm x yapacağım. Norm x 3. Şimdi bir toplam işareti vardı. Sum. Daha sonra hatta önce karekök vardı. Square root, toplam, sum, absolute, x. Sum'un yanındaki yanında girdiğiniz şey hangi dimension üzerinde toplanacağını yazar. Mesela bizimki 1'e olduk matris. Eğer buraya 1 yazarsak her kolonu toplar. Yine 1'e onluk matris elde ederiz. Ama eğer ikinci yani satır sayısı üzerinde toplama yaparsak 1'e birlik bir şey elde ederiz. Çünkü satırdaki tüm değerleri alır ve bir şeye atar. Unlimited dakikamız varmış. Tamam. Square root yapıyorum. Bir çalıştıralım. Nerede hata yaptım? Absolute'dan sonra kare almamışım. Karesini. Şöyle yapalım. Üçü de şu anda aynı. Yani bu da aslında loop'la falan yaptığımız böyle aslında computational olarak, işlemlik olarak fazla olan şeyi şurada bir satırda yapabilmenizi sağladı. Daha kolay bir yöntemi daha var. Birazcık ama matris vektör bilgisi gerektiriyor. Geçen hafta kullandığımız, gösterdiğim transpose ve hermişin parametreleri yapacağız. Şimdi şöyle yapayım. Şu transpose'un alma işlemiydi. Şimdi x'i yazıyorum ve size x diyorum. Bir onluk bir matrisimiz var ve bu şekilde bir matris. Eğer bunun transpose'unu alırsam bir kolon vektörü elde ediyorum. Ve işte burada görüyorsunuz şeyleri, satırlardaki elemanlar kolona yazılmış. Bir de nokta kullanmadan şöyle yaptığımızda bu kompleks konjugesi yani hem konjugesi hem transpozu anlamına geliyor. Bu da şu demek oluyor. Şuradaki şeyin işareti değişiyor. İmajiner kısmı. Burada bizim x vektörümüz 1'e 10'luk bir vektördü. Size x şöyle yaptığımda da ona birlik vektör olduğunu görüyoruz. X çarpı x transpose diye çalıştırırsak da tabii bir de karekök almamız gerekiyor. Elimizde yine eş bir değer var. Bir norm hesabının burada 4 farklı kullanımını gördük. Buradan sonra bir devam edelim. A ve B'lerin yani bu matris çarpımı falan var. Bunları şimdilik atlıyorum. Şurada mesela 5'e 5'lik ortasında 1 olan bir matris yazın diyor. Hatırlarsınız. Bir A matrisi diyelim buna. Zeros şeyiyle 5'e 5'lik bir matris yazabiliyoruz. A 3'e 3'te 1 ekleyerek şöyle bir matris elde edebiliriz. Buradan sonra tekrardan bir vektör tanımlıyorum. Random integer'lardan oluşsun. 10'a kadar değerler olsun. Ve 5'e 1'lik matris olsun. Bu vektör için de şeyi bulmak istiyorum. Eğer mesela burada 10'a eşitse 10 yerine 0 yazsın istiyorum. Vek diyeceğim. Şuradan hatırlayarak yapayım. Bunu biraz unutmuş olabilirim. Tamam, doğru hatırlamışım. Vek
Eğer eşittir 10 ise 0 yaz diyorum ve 10'un geldiği yerlere de 0 yazmış oluyoruz. Burada efektif olan şey, efektif olarak yaptığımız şey şu. Vec eşittir eşittir 10 dediğimde, tabii şu an değil de şöyle diyeyim, tekrardan random integer tanımlayayım. Ve vec eşittir eşittir 3 diyeyim. Bu vec vektörü içindeki bütün değerleri 3 ile kıyaslıyor. Eşitse 1 döndürüyor, değilse 0 döndürüyor. Şu işlemde vec eşittir eşittir 3 işlemde eğer bu değer 3'e eşitse o durumda atıyorum onun yerine 1 yaz diyor. Çizdirdiğimizde, yani çizdirdiğimizde değil yazdırdığımızda 6, 1, 1, 4, 9 matrisini elde ediyoruz. Bunu aynı şekilde bir şunu da şuraya kaydedeyim. Elimizde A matrisimiz var. Mesela bunun A büyüktür, büyüktür 5 değerlerine bakalım. Bütün bu değerleri alıyor ve bir kolon vektörü şeklinde sıralıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şöyle bir processing yapıyor. Şu kolondan başlıyor. Daha sonra bu kolona geçiyor. Diyor ki işte A 5'ten büyükse bunu bir kolona atacağım diyor. Aynı şekilde buraya yazıyor. Mesela biz bunu A büyüktür 5 eşittir 1 şeklinde yapabiliriz. Burada işte 5'ten büyük olan şeyleri 1'e atmış oluyoruz. Umarım vektörümüzde 1 yoktur. Aynı şekilde 5 olmak zorunda değil. Şöyle de yapabiliriz. Bunu 50 de yapabiliriz. Bu durumda 222 yazdırsın mesela. 50'den büyük olan sayılar yerine 222 yazdırıyoruz. Bu şekilde. Bir son soru olarak da şöyle yapalım. A eşittir rastgele değişkenler tanımlıyorum. Diyorum kaça kaçlık olsun, 4'e 4'lük olsun. Bunların 0.2'den küçük olanlarını eksi 1'e, büyük olanlarını 1'e atamak istiyorum. Bunun için de işte once size a matrisini oluşturuyorum. Hepsi 1. Ve diyorum ki eğer keşke böyle yapmasaydım. Şunu yanlış yaptım. A şöyle olsun. Burada var mı? Yeterince yok. 0.2'den küçük. Burada daha fazla var. B eşittir once olsun diyorum. Bu da aynı boyutlarda olsun. B'ye şöyle yazıyorum. A küçüktür 0.2 eşittir eksi 1 diyorum. Diyor ki işte burada şu işlemi yapıyor. 0.2'den küçükse eksi 1 koyuyor. Şu eleman ve şu eleman var. Burada da bu şekilde yazılıyor. Alternatif olarak şöyle yapabiliriz. Bunu yapmak için sin fonksiyonu diye bir şey göstermiştim size. Sıfırdan küçükse eksi 1, sıfırdan büyükse 1 döndürüyor. Onu kullanabiliriz. Eğer bir sayı sıfırdan küçükse ondan sıfırdaki çıkardığımızda eksi 1 olacak. Bu property'yi kullanacağız. A vektöründen 0.2 çıkarıyorum ve sin'i de onlara eksi 1 atanmasını sağlıyorum. Yine aynı şeyi elde ettik. Geçen hafta kullandığımız işte temel şeyler burada. Buradan daha ileri gitmeyeceğim. Şimdi artık bir sorunuz varsa sorularınızı alayım. Yoksa grafikler üzerine birkaç şey anlatacağım. Onlara geçeceğim. Mikrofon açıp sorabilirsiniz. Sorunuz varsa. Tamam, olmadığını varsayıyorum ama tekrar var derseniz dersin sonunda bir şey yapabiliriz, bakabiliriz.
Şimdi ilk olarak script'te yazdığınızda toplu çalıştırıyor. Ben command'e yazdığımda mesela bir command yazıyorum, onu çalıştırıyorum sadece. Mesela burada for loop çalıştırıyor olsaydım n eşittir 1'den 5'e kadar mesela bu print n deseydim, yani çok doğal bir yazım değil. Normalde işte böyle şeyleri script'te hepsini satır satır yazmak gerekiyor ve toplu çalıştırmak daha pratik oluyor. Bu daha çok işte bir şeyleri düzeltirken veya böyle anlık bir değeri görmeniz gerekiyorsa onun için command window kullanışlı, ama normalde script'te programınızı toplarsınız. Çünkü yapacağınız işlemler, yani çoğu işlemi bir satırda yapabiliyorsunuz ama mühendislik de öyle bir şey ki birden fazla karmaşık işlemi birbirleri içinde kullanarak bir sonuca gitmeniz gerekiyor. O yüzden işte bunları script'te yazıp sonuca gidebiliyorsunuz. Mesela şurada verileri tanımladık. Normalde işte command'de de bunları birbiri yapıyoruz ama işte bu daha da uzuyor olsaydı hepsini böyle adım adım yapmaktansa böyle buraya yazıp bir kere çalıştırmak daha pratik olacaktı. Böyle bir fark var. Tamam, şimdi çok böyle sinyal kısmına girmeyeceğim. Bir sinüs dalga oluşturacağım. Orada yaptığım şey şu. Sonuçta biz burada bir bilgisayar ortamında bir şey yapıyoruz ve bilgisayar ortamında continuous dalgaları, continuous wave'leri ve şeyleri saklayamıyoruz. Çünkü bilgisayarımız dijital. O yüzden dijital olarak işlenebilen verilere ihtiyacımız var. Diyelim ki 1 saniyelik ve frekansı 10 olan, yani 1 saniye içinde 10 salınım yapan bir sinüsle uğraşmak istiyoruz. Bunu mesela sampling frekansını 1'e çıkarıp, yani 1 saniyede 1000 örnek alarak şöyle parametreleri burada tanımlıyoruz işte. Bu sampling frekansımız. Bu bizim normal sinüs frekansımız. Toplam observation süremiz ve bizim zaman vektörümüz sampling frekansa göre sıfırdan bir saniyeye kadar böyle örnekler alıyorsunuz. Bizim şu da bizim efektif olarak o iki örnek arasında geçen zaman, yani örnek periyodumuz, sampling periyodumuz. Bunu bir continuous dalgaya yaklaşacak şekilde, bu şekilde bir sinüs dalgası oluşturabiliyoruz. Bundan geçen hafta da biraz girişini yapmıştık. İşte bu da normal frekansta falan nasıl haşır neşir olacağınızı çok basic düzeyde göstersin diye. Bunu biz eğer çizdirmek istersek, şöyle clear all diyelim, close all diyelim. Şurayı temizleyelim. Şöyle bir F9 diyerek şu seçili olan yeri çalıştırabilirsiniz. Bu bilgiyi vereyim. Burada işte gördüğünüz gibi 10 tane salınım var. İşte 0,1 saniyede bir salınım bitiriyor. 10 tane şeyimizi oluşturuyoruz. Yani sinüsün yerimizi oluşturuyoruz. Neredeyse şey gibi. Bu analog gibi görüyoruz aslında. Bir dalga formu gibi görüyoruz ama aslında bunların hepsi bir örnek. Bunların şu şekilde sadece mesela örnek alınan yerlerdeki değerleri görecek şekilde de yazdırabiliriz. Bunu alternatif olarak stem fonksiyonuyla da impulslar halinde görebiliriz. Burada ama bir saniye telefonuma bir şey geldi, kapatayım. Burada tabii ki çok fazla örneğimiz var. Şu küçücük ekrana 1000 tane örnek sıkıştırıyoruz. Bu 1000 tane örneği daha yakından görmek için de mesela zoom fonksiyonlarını kullanabiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi aslında bunların hepsi bir impuls. Bunu daha güzel gösterebilmek için şurada bir horizontal zoom seçeneğimiz var. Bir onu da göstereyim. Şahsen çok sık kullanırım. Şöyle seçip şuraya bakalım.
şu aralıkta yani 0.2'den işte 0.25'e kadarki aralıkta alınan örneklerin hepsi burada. Yani sık örnek alarak bu şey böyle analogmuş gibi görebiliyoruz. Ki zaten analog sinyallerde yani continuous dalga formlarda aslında sonsuz frekanslı örneklediğinizde elinizde olacak olan sinyal teorik olarak. Burada şimdiye kadar şey gösterdim. Şöyle gösteriyorum. Close all dedim. Plot t vec. Burada dediğimde bir t demeyeyim. Vec diyeyim. Burada vec de bizim şu vec vektörünün indeksi 0'dan 1001'e kadar x ekseninde oluyor. Daha sonra bunun değeri y eksenine yazılıyor. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Biz burada ama bir t vektörümüz var. Bu da işte bizim observation süremiz. Observation intervalimiz. Örnekleri aldığımız zamanları belirten. Sıfırdan 1'e kadar bir zaman aralığını inceliyoruz. Onu da t vek şeklinde yazabiliyoruz. Bunu yaptığımızda bir önce şunu göstereyim. Şöyle yaptığımızda mesela buradan sonra devam ediyor aslında indeks ama bunu göremiyoruz. Burada mesela axis tight diyerek göremiyoruz diye orada bir sinyalimiz yok. Bu eksenleri sınırlıyoruz. İşte sıfırdan 1001. sample'a kadar alınan örnekler burada. Bunu bu şekilde yaptığımızda zaten hepsinin değerini koymuş oluyoruz. Yani yerleştirmiş oluyoruz. Devam edelim. MATLAB'ın bir de subplot seçeneği vardır. Subplot şöyle. Bu size şurası yani subplot KMN dersek K'ya M'lik bir grid verir. K'ya M'lik grid de kaçıncı plot yerine hangi şey koyduğunuzda grafiği koyduğunuzda şuradaki N ile belirlersiniz. İlk olarak subplot ikiye birlik bir şey çiziyorum. Plot grubu çizdiriyorum. Bir yerine plot olarak, bir yerine sistem olarak çizdiriyorum. Şöyle yapalım. Görüyoruz işte üstte ikiye birlik yani bir şey var. Kolon var, iki satır var. İşte yukarıda plotumuz var, burada sistemimiz var. Peki, şunu bir şuradan devam ettirelim. 3'e 1 olsaydı ve tekrardan subplot 3'e 1 3 diyelim. Plot T'ye şurada yukarıda bir de pi bölü 2'lik faz farkıyla yaptığım bir vektör var. Onu da belki iyi koyayım. Hazır koymuşken kolaylık olsun. Bunu yaptık. Tekrardan bir çizdirelim. 1'e 3'lük oldu. Şöyle yapalım. 2'ye 2'lik bir grid düşünelim. Yaptırdığımızda şurası boş kaldı. Birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde devam ediyor. Tekrar devam edelim. Bir de şuraya dördüncü olarak da bunun stem versiyonunu bir çizdirelim. Bu şekilde subplot'un da kullanımı budur. Ben lisanstayken bayağı kullanmıştım projeyi yaparken. İşte 3'e toplam 6 tane işte 3'e 3 grafik bulunan bir şeye ihtiyacım vardı. Subplot'la devam edelim. Şunları hatırladığınız gibi yoruma atıyorum. CTRL-R ile yoruma koyuyoruz ve T ile de CTRL-T ile de yorumdan çıkarabiliyoruz. Bunu da yoruma koyalım. Bunun işimiz bitti. Şimdi diyorum ki her şeyi kapat. Şurada bir figür deyince bize bir figür şeyi açıyor MATLAB. Diyorum ki buna plot T'ye vek ki
pull ettir, çizdir. Daha sonra açtığı figüre bunu yerleştiriyor. Axis tight olsun. Bunu aynı zamanda axis tight demek yerine mesela y-lim, bunu da göstermiş olayım hazır aklıma gelmişken, -1.1'den 1.1'e olacak şekilde yaparak da mesela şuraları 1'den -1'e değil de -1.1'den 1.1'e alıcı şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı işlemi xlim işte 1'den atıyorum 1500'e şeklinde tanımlayıp bunu da çalıştıralım. Evet, bizimki 0'dan 1'eydi. Şöyle olsun, 2 olsun. 1500 çok mantıksız oluyor. 1'den 2'ye değil ama 0'dan, hatta -1.5'ten 2 olsun. Bir an sample'larla çalışıyorum gibi aklımda kaldı da oradan biraz karıştırdım. İşte 0 ile 1 arası dolu. 0'dan ama bizim x limitlerimiz -1.5'tan 2'ye kadar. Bunları da siliyorum. Axis tight desin. Şimdi şu figür 1 diyeyim. Birinci figürü direkt T'ye peki çizdirmiştim. Buna grid ekleyelim. Şunları kapatıyorum. Burada görüyorsunuz x ve y düzleminde işte 0.1'lik adımlarla yani burada 0.2'lik dörtlük şeylerde y ekseninde gridlerimiz var. Mesela okumasını çok kolaylaştırıyor. Mesela 0.1'de yaklaşık olarak 0.4 civarında 0.1. saniyede 0.4 genlikte olduğunu görüyoruz. Bunun zaman ve genlik olduğunu yazalım. Ve title olarak da bu bizim sinusoidal wave'imizdi. Bunu da yazalım. Elimizde böyle bir şey geliyor. İşte 0'dan 1'e bu time ekseni, bu genlik ekseni ve sinusoidal dalga wave diyerek de bunun title'ını koyuyoruz. Şunu da göstereyim size burada. Bunu save as diyerek PDF, JPEG veya mesela APS gibi şeylerde kaydedebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Kayıt şeyinde ben lisanstayken bazı arkadaşlar biraz abartıp ekran görüntüsü alıp ekran görüntüsünden keserek bu grafikleri elde edip daha sonra telekom presine falan koyuyordu. Yani şuradan kaydederek de yapabilirsiniz. Daha pratik olur. Birisi gülme efekti atmış. Bence de komik. Burada bu vec vektörümüzde sinüs dalgamız kayıtlıydı. Vec'i'de de sinüsün işte 90 derece faz farkı olan versiyonu. Yani o var. Plot y diyerek de işte bunu çizerek anlatayım. Şöyle anlatayım. Gösterip anlatayım. Şimdi burada mavi bizim şeyimiz sinüs dalgamız. Mavinin indeksi burada. İşte 1'den 0.5'e kadar. Kırmızı da bizim faz farklı kosinüs sinyalimiz. Bu kosinüs sinyalimizin indeksi de, yani pardon, amplitude'ünün büyüklüğü, indeksi değil. Amplitude değerleri de burada. Bunu şöyle çizdirelim. Bakalım nasıl olacak o durumda. Mesela i çarpı 2 şeklinde çizdirelim. Burada mesela mavi -1'den 1'e, kırmızı 2'den -2'ye olacak şekilde. Ama ikisi de aynı grafik üzerinde. Yani y'nin grafiğin iki tarafında da farklı y eksenleriyle böyle bir gösterim yapabiliyoruz. Plot y fonksiyonu da bu işe yarıyor. Soru var mı? Tekrardan sorayım. Çünkü sinüs üzerinde göstereceğim şeyler bitti. Buradan sonra farklı şeylere geçeceğim.
Tamam. Şimdi biz şimdiye kadar lineer plotları gördük. Yani ölçekleri işte 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyordu. Bir de logaritmik scale'lar biliyorsunuz. Kontrol dersi alanlar bilir işte orada body plot grafikleri vardı. O body plot grafikleri aslında eksponansiyel değil de logaritmik ölçekte oluyordu işte. Eksi 1, 10, 100, 1000, 10.000 şeklinde işte o şekilde artarak gidiyordu. Bunların da işte şöyle bir bunlara benzer olarak mesela eksponansiyel olarak sıfırdan 100'e kadar giden değerleri çizdirirsek vektörlerimize kaydettiğimizde elimizde böyle bir şey kalıyor. Yani E üzeri 100 ve E üzeri 200 çok büyük değerler olduğu için 10 üzeri 86. kuvvetlerde hiçbir anlamı olmayan grafikler elde ediyoruz. Aynı şekilde nerede bunun başlangıcı bitişi? Bunu şöyle yaparsak da eksi olarak da yani azalması da böyle çok anlamsız yerlere giden grafikler elde edebiliyoruz. Halbuki bunları logaritmik ölçekte eğer görürsek şöyle yaptırayım. Elimizde logaritmik ölçekte doğrusal gibi görünen yorumlaması çok daha kolay grafikler olur. Bunun için de burada semi log y fonksiyonunu kullanıyorum. Semi log olmasının sebebi şu anlama geliyor. Sadece y ekseni logaritmik ölçekte. X ekseni lineer ölçekte devam ediyor. Şey diyen mi olmuştu? Ses geldi. Yok, devam ediyorum. Burada bazı tanımadığınız komutlar var. Şunun üzerinde hepsini bir anlatarak başlayalım. Şimdi clear all, close all. CLC'ye gerek yok aslında da neyse. Onu da yapalım. Ve bir şunların hesaplanmasını yaptık. Şimdi tekrardan figure diyoruz. İşte plot dedik. Bir kere bunu demeyeyim. Bakmayın. Nereden yapalım? Şu. Burada şu işaret bize hangi şey kullanacağımızı gösteriyor. Mesela nasıl göstereyim? Plot. Birden 20'ye, 120'ye olsun. Şöyle. Şuraya kırmızıyı kontrol ediyor. Bu da bizim markerımızı kontrol ediyor. Bir şunu çizdireyim. Daha güzel gösterebilmek için. Ve Tools'tan Horizontal Zoom'u tıklayalım. Hazır göstermişken kontrolü kullanalım. Şöyle görüyorsunuz şu çizgi ve nokta şeyiyle grafiğimizi çizdiriyoruz. Bu o işe yarıyor. Bunun alternatifleri şöyle çizgiler halinde yapmak veya noktalar halinde yapmak. Bunu da çizdiriyorum şu şekilde veya standardı da şu. Normal devam eden çizgi. Farklı bir şey var mıydı, format var mıydı hatırlamıyorum. Benim aklımda kalanlar bunlar. Şu mesela rengi kırmızı değil, siyaha çevirmek için şunu kullanıyoruz. Siyah değil, maviye çevirmek için şunu kullanıyoruz. Mavi aynı zamanda default renk. Ve yuvarlak yerine mesela üçgenler
koymak için şunu kullanıyoruz. Şöyle kareler koymak için square'in sayısından bunları koyuyoruz. Bu gibi grafik çizimlerini uygulayabiliyoruz. Mesela yıldız koymak için şöyle yıldızı kullanarak. Yani burada bunu plot içinde de semilog içinde de kullanabildik. Bu semilogun aynı zamanda x'i de var ama şu anki örnekte yok. Yani aklınızda soracak olursanız var. Şimdi figure dedim. Şunu çizdirdim. Doğrusal çizgi. Bunu çizdirdim. Az önceki çizgi gitti. Şöyle bir çizgi geldi. Ama ben ikisini birden görmek istiyorum. Çünkü işte hepsini birden yorumlamak istiyorum. Şurada hold yorumu diyor ki işte açık grafiği tut. On dediğimde yani tutmayı bu işlemi açıyorum. Ve işte bunları çizdirdiğimde de ilk grafik ve sonra eklenenler kalıyor. Yani bir şeyin üzerine yazmıyor. Hepsini beraber çizdirmeye başlıyor. Şurada mesela hold off da diyebilirim. Bunu bırakmak için buradan sonra tekrar ya bir şey girersem, bir şey çizdirirsem benim grafiklerimi siler. En azından oradan sonra girdiğimi yapar, ekler. Ama burada hold on diyerek işte mesela 4 tane grafiği birden ekledim. Dördünü birden çizdirdik. Grid'i açalım. Anlamlandırması kolay olsun. Grid açıldı. Bayağı büyük adımlarla gidiyor. 10 üzeri 50'lik adımlarla gidiyor ama grid griddir. Legend'da mesela benim burada mesela semilog diyerek vec2'den başlamışım. vec3'ü koymuşum. vec4'ü koymuşum. vec5'i koymuşum. Onlar da böyle eksponansiyel t. İşte e üzeri eksi t, e üzeri a çarpı t, a2, e üzeri eksi 2 t şeklindeki grafikleri vec2'den vec5'e koymuşum. Bunları da legend'la aynı sırayla işte şu şekilde yazabiliyorum. Aranızda bilenler vardır, bilmeyenler vardır. MATLAB, LaTeX şeyini LaTeX diye yazılıyor. LaTeX formatta yazı yazmayı kabul eder. İşte e üzeri şu üzeri oluyor. Şöyle köşeli parantez içinde bir T yazarsanız işte şu grafikte gördüğünüz gibi işte şeyleri yazarsınız. E üzeri T, E üzeri eksi T, 2T şey. Burada işte şunların geldiği sırayla yazdım. İşte birinci şuradan yazıyorum. İlk yazdım E üzeri T. E üzeri eksi T ikinci yazdım. Onların hepsinin verisini store ediyor ve burada işte şu şekilde göstererek kaydediyor. Diyor ki işte çizgi noktayla tanımlanan yuvarlak markerla gösterilen E üzeri T'nin örnekleri. Noktalarla ve kırmızı üçgenle gösterilen E üzeri eksi T'nin çizgi ve noktayla gösterilen yuvarlak markerla işaretlenen maviler E üzeri 2T. Mavi üçgende E üzeri eksi 2T şeklinde burada onu gösteriyor. Zaten şu noktaları hatırlıyorsunuz. Nokta şu işe yarıyordu. Burada mesela şu noktaları kaldırıp şöyle de yapabilirim bunu. Ama işte böyle uzadıkça uzuyor. Bundan kurtulmak için nokta 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 ekledim. Aşağıya koydum. Şöyle yaptım. Ve bu sayede şöyle derli toplu bir görüntü elde etmiş olduk. Bununla ilgili bir örnek daha hazırladım. Şurada linspace komutunu tanıtmak için çıkısı hazırladım bu örneği. Linspace şu işe yarıyor. Yazalım. Birden 100'e kadar şuraya da 1000 yazalım. Birden 100'e kadarki aralığı 1000 aralığa bölüyor. Yani 1000 adına bölüyor. Ve işte bunu da T'ye atarsak, size T dersek, 1'e 1000'lik bir 1'e 1000'lik bir vektör elde ediyoruz. İşte 1'e 100'ün arasına karşılık gelen. Burada X bu T'nin karesi, Y bu T vektörünün küpü. Şurada T
Tekrardan bir semilog y ile gösteriyorum. İkisini beraber çizdiriyorum. Tx diyorum. Bu da alternatif bir çizim ve t çarpı y sıradaki grafik olduğu için. Buraya da sıralarıyla yazıyorum. T kare ve t küp olarak. Grafiğinde bu legend deniyor bu şeye. Neresine bu legend'ın ekleneceğini de mesela northwest ile kontrol ediyoruz. Kuzey batı şu köşe. Güney batı derseniz bu köşeye gelir. İşte güneydoğu, kuzeydoğu şeklinde ayarlayabilirsiniz. Burada şu köşe boş olduğu için ben buraya atadım. Logaritmik ölçekte de işte bunların bu şekilde artarak gittiğini görüyoruz. Buradan sonra bir de polar koordinatlarla ilgileniyoruz biliyorsunuz. Yani polar koordinatlarda mesela elektromanyetik dersinde muhtemelen kullanmışsınızdır. Onun içinde sıfırdan 360'a kadarki aralığı şeye bölüyorum, 50 adıma bölüyorum. Aynı zamanda da R yani biz bir uzaklık, yarıçap parametresi tanımlıyorum. İşte bunu 1'den 2'ye kadar götürüyorum ve bunu da aralarını 50'ye şey yapıyorum, yerleştiriyorum. Bu 0'dan 360'a kadar demek şu, 360 derecelik bir tur atıyor. Bunu radyana çeviriyorum. 0'dan 2 pi'ye gidiyor oluyordur. O aralığı yani 50'ye bölmüş gibi oluyoruz. Polar plotla işte şurada açı, burada genlik şeklinde. Şöyle bir saniye. Close all. Clear all diyelim. Gördüğünüz gibi 0 derecede 0 teta açısıyla ve bir genlikle başlıyor. Açı arttıkça genliğimiz de artmaya başlıyor. Tekrardan 360 derecede 2 pi'de 0'a geldiğinde genliği de 2'ye erişmiş oluyor. Bu da böyle bir çizim aygıtı. Bu kısımla ilgili bir soru var mı? Yok. Çok kısa bir yer kaldı. Bir 5 dakikada orayı da bitiririz. 3 boyutlu plotlar. Tabii ki bunların 2 tanesini gösteriyorum. En basic düzeyde 2 tanesi. Ve meshgrid diye bir komut. Bir ilk olarak help ile meshgrid'i çağırayım. Bu derste bunu yapmamış olmayalım. Meshgrid bize şurada mesela x'in değerlerini giriyorum. İşte -4'ten 4'e kadar ve y'de -5'ten 5'e kadar. İşte bunlardan bir kartezyen grid oluşturuyor. Daha sonra bir şöyle çizdireyim. İşte x gridi şu şekilde. -4'ten 4'e olacak şekilde, gidecek şekilde. Y gridi de işte -5'ten artı 5'e gidecek şekilde, şu şekilde oluşturuluyor. X'in de bir size'ına bakalım. X'i de 11'e 9'luk. Ve surf fonksiyonu. Surface'dan kısaltılmış. Size işte bu yüzeyi çiziyor. Şöyle diyelim. Mesela X gridindeki değerler işte de 11'e 9'luk. Şurada da Y'de tekrar 11'e 9'luk bir matrisimiz daha var. Mesh grid'de elde ettiğimiz. Daha sonra x'in nokta şeyiyle işte element wise karesini alıyoruz. Y'nin element wise karesini alıyoruz. Elemanlarının karelerini alıyoruz yani. İkisini topluyoruz. Ve işte burada çıkan surface mesela. Bu şekilde bir surface. Bunu şöyle eksi dersek mesela farklı bir şey de elde edebiliriz. Bir saddle point hatırlarsanız belki matematikten. Saddle point grafiği oldu. Bu at eğerine benziyor. Surface yani böyle işte bir hani surface integraller falan vardı. Belki onlar için de belki görselleştirmek için kullanabilirsiniz eğer o kadar hakim olursanız MATLAB'a. Şu gridde bu fonksiyonun işte
nasıl bir yüzeye karşılık geldiğini gösteriyor. Şöyle bir yüzeye karşılık geliyor bunun değerleri. Ve aynı zamanda color coding'le de işte bu değerlerin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Mesela koyu mavi daha şeyken, düşük değerlerken sarı daha yüksek değerler. İşte bu eksi 20'ler civarından 20'ler civarına gidecek şekilde gösteriliyor. Bir de plot 3, plot 3 olarak gösterilen 3 boyutlu plot var. Bunu da şöyle anlatarak gidelim. Bir ilk olarak çalışma alanını temizledim. Pardon. Çalışma alanını temizletelim. Linear space ile lin space ile yani linear space sinyal x5p'den 5p'ye kadar 100 örneklik bir linear vektör elde edelim. Bunu t'ye atalım. Cos t'ye ve sinüs t'ye bunları koyuyorum. Ve plot 3 ile gridli olarak çizdiriyorum. Geldi mi? Geldi. İşte şurada mesela şurası t ekseni. Şuradaki değer, şu değer mesela kaç oluyor? T eksi 20 civarındayken işte hangi ekseni sinüs anlayabilen var mı? Ya aslında hesaplayabiliriz işte bu x, y, z düzlemi tekrardan. Şurasının x ekseni olması gerekiyor. Şurası y olacak gibi benim aklımda. Şöyle yapalım. Seçebiliyor muyuz? Evet. Mesela evet bunu da göstermiş oldum. Şurasıyla da işte bir grafik üzerinde bir yere tıklayıp onun değerlerini görebiliyoruz. Burada eksi 5p'den başlıyorduk. Eksi 5p'de x sıfıra bayağı yakın. E üzeri eksi 16 düzeyinde. Bu demek oluyor ki kosinüs y eksi 1 sinüs pardon ters söyledim. Sinüs eksi 5p eksi 1p sinüs 0 oluyor. Şurası sinüsü gösteriyor. X ekseni. Kosinüs ekseni kosinüs eksi pi 1 oluyor. Y ekseni şurada. Eksi 1'e karşılık geliyor. Tam olarak şurada yani görürsünüz. İşte daha sonra T işte Z'de şeyi veriyor. 5 çarpı 3.14159265 size pi bilgimi hava atayım. 15.7 olarak. Burada 15.7 civarında işte. Z ekseninde şurası zaten anlaması kolaydı. İşte bunu şuraya aldık. Eksi 15.39. Bu x sıfırdan uzaklaştı. Şu eksende şeyden uzaklaştık. Eksi 1'den. Bu şekilde. Plot 3'te. Şu lin space'i log space olarak yaptığım bir örnek vardı. Onu göstermemişim. Ha, şurada onu da anlatayım. Aynı zamanda logaritmik spacing'i kullandım. Bu şu anlama geliyor. 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri 2'ye o aralığı 1000'e bölüyoruz. Logaritmik scaling'de. Şu grafiği çizdirirken de öyle bir işlem yapmıştım. Bu bizim şey hali oluyor. Pardon. Ha pardon tamam. Buradaki şey log log yani hem x ekseni hem y ekseni logaritmik ölçekte olduğunda bunu göstermek için t'yi log space olarak ayarlamıştım. X ve y yukarıdaki soruda olduğu gibi bunu bir çizdirdiğimizde İşte 10 üzeri eksi 1'den 2'ye gidiyor. Çünkü logaritmik scale'de öyle bir spacing yapmıştık. Sıfırda işte değer değişiyor. T3 kırmızı çizgiyle T kare şöyle gösteriliyor. Şuradaki değerler de mesela logaritmik ölçekte. 10 üzeri eksi 3'den aslında 10 üzeri 6'ya gidiyor kırmızı. 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri 4'e gidiyor. Yorulmuşum artık.
Evet, böyle. Başka bir şey hazırlamamıştım. Buraya kadar planlamıştım. Planladığımdan bir 10 dakika uzun sürdü. Ben bir saatte bitiririz diye düşünmüştüm. Bir soru varsa alayım. Yoksa host'u Sıla'ya bırakayım. Ekran paylaşımını durduruyorum. Evet, geçtiğimiz hafta biraz eleştiri almıştım sizden. Daha doğrusu eleştiri değil de örnekler üzerinden gitmemizi rica etmiştiniz. Bu hafta nasıl oldu? Yani ben de bu etkinliği sonraki senelerde kalıcı hale getirmek isterim. Bir inputunuz varsa, bir görüşünüz faydalı olur. Çekinmeden söyleyin lütfen. Mesela ara yapalım mı? Örnekleri daha da arttıralım mı? Ben kendi adıma konuşmam gerekirse gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu uzunlukta bir derse arada gerekmiyor bence hocam ama biraz daha uzarsa ara lazım olurdu, evet. Evet, geçtiğimiz hafta kesinlikle lazım olmuştu. Bu hafta daha konumuz daha azdı. İyi, peki. Olumlu dönüşler aldığıma sevindim ben de. Haftaya biraz şeyden bahsedeceğim. Onu ya yetiştirememiştim. FFT komutundan bahsedeceğim. Fourier Transform almanın işte dijital olarak kolay yöntemi. Birden dördüncü sınıfa kadar öğrenciler var diye tahmin ediyorum burada. Çok detaylı yapmayacağım. Daha kapsamlı bir örnek dersin sonuna eklenebilir denmiş. Tamam. Olabilir. Önümüzdeki hafta FFT şeyini birazcık daha detaylandırarak güzel bir örnek haline getirebiliriz. Teşekkür ederim. Oradan sonra bazı işte stringlerle ilgili falan bazı operasyonlardan kısaca bahsedeceğim. FFT'den bahsedeceğim. Öyle ilerleyeceğiz. Belki birazcık daha ekleme olabilir. Dersin kısa olacağını düşünürsem. Son haftada Simulink diye anlaşmıştık. Bunu haftaya daha net açıklarım. Birazcık da ben hazırlık yaptıktan sonra. Sizin diyeceğiniz bir şey yoksa benim diyeceğim bir şey kalmadı. Bitirebiliriz ne zaman isterseniz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.